Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zünubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liya'budûn. Sadakallâhul azîm. Ve bellegana rasûlühün nebiyyül kerîm. Ve nahnu alâ mâ kâle hâlikunâ ve râzıkunâ ve mevlânâ mineşşâhidîne şâkirîne bi kalbin selîm. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri cümlemize medede inayet ve lütfü hidayet eyleyip tevfikat-ı ilahiyesine refik eyleyen. Her halimizde rıza-i şerifine müvafık amel ve harekat ve sekenat ve hüsn-i itikattan ayırmaya. İmanın mahalli ve Rabbimizin nazargahı olan kalplerimizi Kur'an-ı Kerim'in nuruyla nurlandırıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadis-i şerifleriyle müteessir eyleyen. Peygamberlerin, alimlerin, salihlerin, fakirlerin ve zenginlerin toplanacağı dehşette kıyamet gününde yüzlerimizin karasına bakıp da bizleri rüsvay âlem eyleme Allah'ım. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vilil hadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bi salihin. Emma ba'd. Her dinin, her milletin kutsal veya diğer zaman dilimlerinden farklı kabul ettiği kendine özgü belli bir gün ya da aydır vardır. Yüce dinimiz İslam'da da bu tür gün ve geceler mevcuttur. Bizim için zamanları değerli kılan zamanın yaratıcısı Rabbi Rahim. Asra yemin ediyordu zamana. Sanız billah. Vel asr innel insane lefî husr. اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Zamana yemin eden Allah, zaman içerisinde kimi anları, kimi zaman dilimlerini diğerlerinden daha üstün hale getirebilir elbette ki. Önümüzdeki 4 Kasım Pazartesi günü Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin 1435. yılını idrak edeceğiz inşallah. 4 Kasım 2013. Hicret, bir yerden diğer tarafa ayrılmak, yer değiştirmek anlamlarına gelen bir kelime. Muharrem ayı içerisinde yer alır. Hicri takvimin başlangıcı kabul edilir hicret. Kainatın efendisi 13 yıl insanları Allah'ın dinine davet eder, İslam'a davet eder. Fakat her geçen gün Müslümanlar üzerindeki baskı, şiddet, zorbalık daha da artar. Hatta Müslümanım demek suç hale geldiğinden ya da kendi düzenlerine engel olacağını düşündüklerinden artık alenen eziyet etmeye başlarlar Müslümanlara. Peygamber Efendimiz işaret eder Müslümanlara. Hicret zamanıdır artık. Mekke'den Medine'ye hicret zamanı. Hazreti Ebu Bekir ile beraber hicret eder kendisi. Önden Müslümanlar giderler. Geride sadece birkaç tane özürlü durumda olabilecek ya da yaşı ileri olabilecek olan kişilerden ve Sıddık-ı Ekber ve Kainatın Efendisi sadece. Muharrem ayı 12 ay ve 355 gün olan kameri ayların ilki hicri takvime göre. Hicri takvimde normal kullandığımız takvimden bir farklılık var. Güneşin değil, ayın hareketleri esas alınır. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde hicretin 16. yılında, yani miladi 638 yılında Hazreti Ömer döneminde Medine'de bir meclis toplanır. O zamana kadar takvimin başlangıcı olarak zamanı belirlemek için falanca olaydan önce, filanca olaydan sonra şeklinde kavramlar, mefhumlar belirirdi. Bu büyük olay sonrasında Hazreti Ömer 638 miladi yılında Hazreti Ali'nin teklifini kabul eder ve Hazreti Ali'nin teklifinde olduğu üzere
Mekke'den Medine'ye hicret, kameri takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Haram aylar, Muharrem, zaten haram kılınmış anlamına gelen bir kelime. Bu ayın içerisinde bir takım farklılıklar cereyan eder, bir takım olaylar olur. Zaten adı da haram kılınmış, Muharrem, hürmete layık anlamlarına gelir. Hazreti Nuh peygamberle başlayıp İbrahim ve İsmail ile devam etmiş ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanların içine ve ayrıca cahiliye toplumu için önemli bir yere sahip olmuş ve mukaddes kabul edilmiştir bu aylar. İslam'ın zuhurundan önce de bu ayda olan olaylar ayrıca hürmet gösterilmiştir. Aynı şekilde Aşure ve Kerbela olayları. Teferruatıyla işlemeye gayret edeceğiz inşallah. Aşure. Nereden kaynaklanır? Aşure günü olarak bilinir. Muharrem 10. İbn Abbas'ın şöyle rivayet ettiği aktarılır. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını görür. Sorar ki Kainatın Efendisi, bu nedir? Siz ne orucu tutuyorsunuz? Bu hayırlı bir gündür derler. Bu Allah'ın İsrailoğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa'nın oruç tuttuğu gündür derler. Biz de ona binaen oruç tutuyoruz. Kainatın Efendisi, peygamberlerin sonuncusu Hatem-i Nebiyyin, Hazreti Musa'yı kastederek ben Musa'ya sizden daha layığım der ve o gün oruç tutmaya başlar. Kendisine tabi olanlardan da oruç tutmalarını ister. Muharrem günü oruç tutulacaktır. Fakat bir sonraki seneden itibaren önceki gün veya sonraki günle birleştirilerek tutulmasını tavsiye eder. Fakat ömrü yetmemişti. Ramazan ayına kadar Muharrem ayının hürmeti, Muharrem'de tutulan orucun hürmeti devam eder. Ramazan orucu emredildiğinde artık dileyen tutsun, dileyen tutmasın şeklinde serbest bırakılır. Fakat bir hadiste, Müslim hadisinde aktarılan kaynak bize Aşure orucunun önemini şöyle aktarır. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en hayırlısı Allah'a izafetle şereflendirilen Muharrem ayında tutulan oruçtur. Ramazan ayı Allah'ın ayı zaten, değil mi? Ramazan, sevapların bolca tahsil edildiği ay. Ramazan ayı, oruç ayı, cennetle müjdelenmenin hasıl edileceği ay. Neticesinde Reyyan kapısının açıldığı ay. Ramazan orucunun haricinde Allah katında tutulan oruçların en faziletlisi, kendisi Allah'a izafe edilen Muharrem ayında tutulan oruç. Farz namazlardan sonra en faziletli namazsa geceleyin kılınan namaz. Geceleyin herkesin uykuda olduğunda ellerin Rabbi Rahim'e açılıp niyazda bulunduğu namazdır, gece namazı. Allah katında Ramazan ayındaki tutulan oruçlardan sonra en faziletli oruç Muharrem ayı orucu. Allah katında farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazı. Peki neydi Muharrem'de cereyan eden olaylar? Kısa kısa başlıklar halinde alalım. Muharrem, ilahi feyzin, bereketin adeta galeyana geldiği, coştuğu bir ay. Madde madde sıralayalım. Allah, Hazreti Musa'ya Aşure gününde bir mucize ihsan eder. Deniz yarılır, Firavun ordusuyla beraber tepesinden tırnağına kadar kim varsa ordusunda suların içerisinde kalır. Karşımızdaki büyük denizin komple yarıldığını hesap etmek çok akıla uygun bir olay değil belki. Zaten mucize de olağanüstü, sıra dışı, insan idrakinin, insan gücünün fevkinde olan olaylar için tabir edilir. Açılır deniz ikiye, Allah'ın müsaade ettiği kullar geçerler denizin ortasından, normal karada geçiyorlarmış gibi. Geçerler karşıya sağ salim, selametle. Allah'a isyanda, azgınlıkta zirve yapmış olan kişiler tam ortasına geldiklerinde ilahi ferman gereği ayrılan deniz sularını birleştirir. İki yakanın bir araya gelmesi gibi kapatır onu. O esnada iman ettiğini söyleyenlerin
imanları kendisine de fayda vermemiştir zaten. Muharrem ayında cereyan eden olaylardan birisi budur. Tarihteki önemli vakaların pek çoğu Muharrem ayında cereyan etmişti. Bir diğeri, Nuh tufanı. Artık Hazreti Nuh'un davetine icabet etmek şöyle dursun, kendisine karşı çıkan kavminin Allah'ın peygamberini, Allah'ın peygamberlikle görevlendirdiği seçkin bir elçiyi, kulu ölümle tehdit edecek azgınlığa çıkan kişilerin helak olma zamanıdır. Allah emreder Hazreti Nuh'a, "Ya Rabbi, beni ve beraberindekileri kurtar, aramızda hükmünü belirle." Duasına, Hazreti Nuh'un duasına icabet eden Rabbi Rahim emreder Hazreti Nuh'a büyük bir gemi yapmasını. Kurak bir havadır, sıcak bir havadır. Yüksekçe bir yerde yapılan gemi akla çok fazla uygun değildir. Çünkü gerekliliği de yoktur. Diyelim ki gerekliliği olsa yükseklerde yapılmasının bir anlamı yoktur. Engin bir yerde yapılması lazımdır diye düşünürler. Gemi açığa çıkmaya başladığında, yani artık iskeleti, kalıbı açığa çıkmaya başladığında azgınların azgınlıkları, alayları güya küçük görmeleri daha da artmaya başlar. Daha da dillenmeye başlar. Sen bu havada yağmur yok, çamur yok, toprak yok, su yok, bir şey yok. Sen bu havada bu gemiyi hem de dağın tepesinde ne diye yapıyorsun bu işleri? Hakarete varacak kelimeleri kullanarak alaylar ederler. Hazreti Nuh neticesinde haklı çıkacak olanın kendisi olduğunu söyler. Allah'ın inayetiyle. Ve beklenen de gerçekleşir. Gök yağmurunu yağdırmaya başlar. Her yere yağmur yağar değil mi? Yağmurunu yağdırmaya başlar. Fakat yağma kararında değil. Adeta denizin havaya kaldırılıp birden tutulan kabının birden açılması gibi, gökyüzünün boşalması gibi. Gökler boşalır adeta. Ne kadar su varsa gökyüzünden boşalır. Her taraf, her yer sular altında kalır. 3 santim, 5 santimle değil, dağların zirvelerine çıkacak şekilde her taraf sular altındadır artık. Suların kendisini içine çekmediği tek şey Hazreti Nuh'un inşa ettiği gemidir artık. Geri kalan her şey sular altında. Sular altında kalan başka birisi daha var. İnanmayanlarla beraber onların safında yer alan birisi. Hazreti Nuh'un kendi evladı. O da onlarla beraber suların içerisinde gark olur. İnanmamakta ölçü, peygamber çocuğu dedesinin hacı olması, annesinin namaz kılması değildir. Allah katında kulluğun ölçüsü, kişinin kendi kulluğuyla ölçülebilir değerli kardeşlerim. Benim dedemin haçta olması, babamın namaz kılması, çocuklarımın Kur'an okuması, çevremdekilerin camiden çıkmaması, adına ne sayarsak sayalım, neleri söylüyoruz? Kendimizce güya akli çıkarımlarımızla kendimizi masum hale getirmeye çalışıyoruz değil mi? Canım benim dedem zaten hacı. Sen? O hacıysa, o kıldıysa namazını, o Allah'a ibadetini yerine getiriyorsa kurtardı kendisini. Sen Allah'ın peygamberinin kendi oğluna eğer inanç noktasında olması gereken yerde değilse şayet, Allah'ın peygamberinin kendi oğluna faydası yokken senin dedenin hacı olması, benim babamın namaz kılması, benim arkadaşımın Kur'an okuması bana inşallah olumlu sirayet eder, ben de onlardan yaparım. Diğer türlü hiçbir akli çıkarım, hiçbir psikolojik savunma, adına ne dersek diyelim, bizi kulluğumuzu yerine getirmemizi sağlamıyorsa şayet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Dedesi hacca gitsin, o da arkadan el sallasın diye değil. Annesi namaz kılsın, o da ona baksın, rahatlasın, vazifesini yerine getirmiş saysın diye değil. Aynı neye benzer? İşlenen günah. Günümüzdeki tahrif edilmiş dinlerden birisinde onların inancında peygamberleri çekmiştir cezasını, bütün günahlar karşılığını bulmuştur. Biz kafamıza göre takılabiliriz diye hesap edenler vardır. Allah'ın cennetini murad edenlerin yaşaması gereken şekil Allah'ın hükümlerine göredir.
keyfine göre hareket edenin neticesinde elde edeceği yer Allah'ın cenneti değildir değerli kardeşlerim. Biz teferruatlarına fazla inmeden madde başlıklarını söyleyelim. Vaktimiz yetişmeyecek diğer türlü. Hazreti Musa'nın okyanustan kurtulmasını, denizden kurtulmasını ifade ettik. Hazreti Nuh'un yaptığı geminin Cudi Dağı'na oturmasının Muharrem ayında olduğunu ifade ettik. Madde madde başlıklarını söyleyelim en azından. Hicret konusunu ayrıca işlememiz gerekecek çünkü. Hazreti Nuh, Recep ayının 10'unda gemiye binmiş ve Muharrem ayının 10'unda gemi Cudi Dağı'na inmiş durumdadır. Zaman olarak da belirtelim. Bir diğer madde olarak Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edildiği zaman dilimi. Muharrem ayının 10. günü. Hazreti Adem Aşura gününde duasını kabul ettirir Rabbi Rahim'e. Allah'ın sınırlarını aşmanın, ona yapma denileni yapmanın rahatsızlığını, ezikliğini içerisinde duymuş olarak dua eder Allah'a. Ve Allah Muharrem ayının 10'unda Aşure gününde Hazreti Adem'in duasını kabul eder. Hazreti Yusuf, kardeşlerinin kendisini atmış olduğu kuyudan Aşure gününde kurtulur. Aşure gününde çıkar. Bu aylarda, bu zaman dilimine, Muharrem, hürmet edilmiş zaman dilimine, o aya böyle olayların, önemli sayılacak büyük olayların toplanmış olması, olayların o zaman diliminde cereyan etmesi elbette ki bir hikmete mebnidir değerli kardeşlerim. Hazreti İsa Muharrem ayında dünyaya gelir ve Muharrem ayında gökyüzüne çekilir. Allah katına. Hazreti Davud'un yapmış olduğu tevbe, Allah'a niyazı Muharrem ayında kabul edilir. Hazreti Yusuf'un atıldığı kuyudan sonra babasının Hazreti Yakub'un gözleri kör olmuştu. Ağlamaktan gözlerine perde kapanmıştı artık. Fakat oğlunun gömleğini kokladığında, gözlerine sürdüğünde açılan gözleri işte Muharrem ayında açılmıştı. Hazreti Ayşe'den aktarılan bilgiye göre önceden itibaren Kabe'nin örtüsü Muharrem ayında Aşure gününde değiştirilirdi. Ve üzerinde ayrı bir ders olarak durmamız gereken, ayrı bir sohbet konusu, vaaz konusu olarak durmamız gereken Kerbela olayı, peygamberin çiçeklerinin, peygamberin cennet gençlerinin seyitleri olarak tabir ettiği Hasan ile Hüseyin'in "Ben bunları seviyorum, sen de sev ya Rabbi" duasında bulunulan Hazreti Hasan ile Hüseyin'in şehit edildiği gün Aşure gününe dek gelir. Muharrem ayı içerisindedir aynı şekilde. Ez cümle. Zamanın sahibi olan Allah, zamanlarda kimini diğerinden daha üstün, daha faziletli kılabilir elbette ki. Bize senenin belli zamanlarında kandiller gösterir Rabbi Rahim. Kendisine yaklaşmamıza vesile olabilecek kandiller, gereği yerine getirildiğinde öncesine reset çekilmeyi sağlayan kandiller vardır. Aynı اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ gibi. Tövbe edildiğinde günahlardan, o günah işlenmemiştir hükmünde olduğu gibi, kendisine yönelenlere, yönelmeyi arzu edenlere Rabbi Rahim belli zaman dilimlerinde fırsatlar sunar. O fırsatları değerlendirenler için artık önceden işlediklerinin hükmü yoktur. Bize hicret noktasında en önemli ders olabilecek öğretilerden birisi, ilk hicretin Habeş Kralı Necaşi'ye yapıldığını bu hafta içerisindeki dersimizde ifade etmeye çalışmıştık. Kıssasını anlatarak olayı. Biz her türlü imkan içerisinde, varlık içerisinde, hiçbir sıkıntımız, darlığımız yokken Allah'ı ne kadar da azlanıyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Fakat herhangi bir zorluğa, darlığa düştüğümüzde adeta altından kalkamayacağımız bir olay, en ufak bir olay olduğunda "Yetiş ya Rabbi" demeyi alışkanlık haline getirmişiz. Çok da güzel bir alışkanlık, hemen belirtelim. Fakat eksik bir alışkanlık. Allah
sadece dardayken, zordayken, sıkıntıdayken anılmaz. Sadece karnım ağrıdığında, burnum ağrıdığında, sağlığımı kaybettiğimde, babam vefat ettiğinde ya da acı bir olay yaşandığında hatırlanmaz Rabbi Rahim. Sen geniş zamanlarında anarsan Allah'ı, dar zamanlarında seni yalnız bırakmaz Allah. Eğer müreffeh zamanlarında maddi imkanın yerindeyken, sağlığın, sıhhatin yerindeyken, annen baban hayattayken, evladının başında bir sıkıntı yokken, senin yaşadığın herhangi bir mağduriyet söz konusu değilken, geniş zamanlarında Allah dersen şayet, en sıkıntılı zamanlarında, en umarsız zamanlarında, altından kalkamayacağını zannettiğin zamanlarda senin bir Allah demen imdad-ı ilahi yetiştirir sana zaten. Habeş kralı Necaşi'ye gelen heyette hiçbir dayanakları kalmamışken niye gitmişlerdi oraya? Kainatın efendisi işaret etmişti değil mi? Yakınlarda Habeş var. Oradaki hükümdar Necaşi adaletli birisi olduğunu duyuyorum onun. Ümit ediyorum ki size de adaletle davranacaktır. Ona gidebilirsiniz. Hiçbir dayanakları kalmamış. Eğer Habeş kralı Necaşi elinin tersiyle itse, gidin geldiğiniz yere, benim ülkemde size yer yok dese, zaten dayanacakları başka bir yer kalmamış. Gidecekleri başka bir kapı zaten yok. Varırlar Habeş kralı Necaşi'ye. Onlar ayrıldığında Mekke'den, arkadan kimler eşlik eder onlara? Onların takipçisi olarak müşrikler hemen bir heyet çıkarırlar. Sandukalarda altın dolu hediyelerle bir heyet çıkarırlar. Habeş kralı Necaşi'ye sunulacak ve kral o hediyeler mukabilinde kendisine sığınmaya gelen bir avuç Müslümanı iade edecektir müşriklere. Neticesinde ne olacaktır? İbret-i alem için Müslümanlar Mekke'de katledilecektir. Müşriklerin hesabı böyledir. Yani diğerlerine de örnek teşkil edecek ve kimse İslam'a yönelmeyecektir. Yani İslam'ın aynen Bedir'de olduğu gibi var olma ya da yok olma süreçlerinden birisidir. Habeşistan'a gelen ekip, kralın huzuruna gelmek için sütreden eğilerek geçmeleri gerekir. Padişahın kendi adamları, ne kadar hizmetçisi varsa herkes eğilerek girer içeriye. Mekke'den gelen müşrikler eğilerek girerler sultanın huzuruna. Müslümanlar önlerindeki genç delikanlı, sütreyi eliyle kenara çektiği ve normal yürüyerek içeri girdiği aktarılır kaynaklarda. Bu durumu gören müşrikler kıs kıs gülerler. Çünkü daha muratlarını ifade etmelerine bile gerek kalmadan sultan bu tırnak içerisinde saygısızlık karşısında zaten gereğini yapacaktır. Yani tez kellesi vurula. Hemen müşriklerden birisi atılır der ki, sultanım görüyorsunuz değil mi? Daha sizin ülkenizde gelmeden önce, daha sizin huzurunuza çıkar çıkmaz dakika bir, ilk an, dakika bir, gol bir. Size saygısızlıklarını görüyorsunuz değil mi? İşte bunlar zaten böyle. Bunlar başlarındaki peygamber diye söyledikleri kişi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, yeni bir din getirdiğini ifade ediyor. Yeni bir anlayış getirdiğini ifade ediyor. Efendi ile kölesinin eşit olduğunu ifade ediyor. Anneye babaya itaat etmenin gerektiğini emrediyor. Çalmamayı emrediyor. Vesaire madde madde sıralar. Bizim üzerine sahibi olduğumuz putlarımızı inkar etmemizi emrediyor. Aynen şu an size yaptıkları saygısızlık gibi bizim atalarımıza saygısızlık yapıyorlar der. Sultan ayağa kalkar hışımla. Herkes gereğini yerine getirmenin fermanını vereceğini zanneder. Sorar, niçin böyle yaptınız? Der ki Müslümanların önlerindeki genç, biz cahil bir toplumuz. Biz kendi kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömen bir toplumuz. Biz güçlünün güçsüzü ezdiği bir toplumuz. Zengin olanın toplumdaki bütün fakirler üzerinde tahakkümü olan bir toplumuz. Fakirlerin sözünün geçmediği bir toplumuz. Kadının mal yerine miras olarak bırakıldığı, parayla alınıp parayla satıldığı bir toplumuz. İşte böyle bir ortamda bize Muhammed isminde bir elçi geldi aleyhissalatü vesselam. Ve bize dedi ki, efendi ile kölesi arasında fark yoktur. Kadın parayla alınıp satılamaz. Öyle değil miydi Peygamber Efendimiz? Mekke'de zengini fakiri kendi kız çocuğu olduğunda çöl topraklarına gömdüğünde, sıcak topraklara gömdüğünde kainatın efendisi
Fatıma-tü Zehra'yı omuzlarına alıp Mekke sokaklarında göğsünü gere gere dolaşan peygamber değil miydi? İşte bu Muhammed aleyhissalatü vesselam bize Allah'ın ayetlerinde emretti ki Allah var, şeriki yoktur. Allah'tan gayrısı yoktur. Sadece Allah'a kulluk vardır. İşte bu sebeple biz peygamberimizin karşısında dahi secde etmeyiz. Secdemiz ancak ve sadece Allah'adır. Dolayısıyla Allah'tan gayrı hiçbir sultan, hükümdar, padişah, hiç kimseye karşı secde etmeyiz. Eğer kral o an onlara fermanı, kellileri vurulsun fermanını verse hiçbir dayanakları yok. Zaten çaresiz kaldıkları için gittiler oraya. Yani bizim gibi çok geniş imkanlara sahipken değil, her türlü maddi imkanımız varken değil, kapımızda bilmem ne model kaç tane arabamız varken değil, her birimizin altında çeşit çeşit ailede kaç birey varsa çeşit çeşit araba varken değil, Antalya'da ayrı yazlığımız, falanca yerde ayrı kışlığımız varken değil, atımız, yatımız, katımız varken değil, biz bu imkanlara sahipken bile zaman zaman Allah'a kulluktan geri durabiliyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Şapkamızı önümüze koymamız gerekir zaman zaman. En çaresiz anlarda dahi güvenci Allah olanları Rabbi Rahim asla yalnız bırakmamışken, ben bunca imkan elimdeyken, sabah namazında yatağımdan kalkmak eğer nefsime ağır geliyorsa, vallahi ve billahi bugünün hesap günü de vardır. Bunca imkana rağmen eğer ben bu uzun günlerde de oruç tutmak neyime ki deme küstahlığını gösterebiliyorsam şayet, vallahi ve billahi bu uzun ve sıcak günlerden çok daha uzun, sonsuz bir zaman dilimi ve çok daha sıcak hesaba çekileceğimiz mahşer meydanı vardır değerli kardeşlerim. Hele hele Kur'an-ı Kerim'in tamamını almak ya da küçücük bir parçasını beğenmemezlik göstermek. Lütfen dikkat ediniz. Tamamını almamakla, beğenmemekle küçücük bir parçasını beğenmemek aynı şeydir. İslam bir bütündür. İslam'a gönül rızasıyla girilir ve eğer İslam çizgisinde kalmak istiyorsak bütün hükümleri aynı ile kabul edilir. Şu kısmı bana hitap etmedi. Bu kısmı günümüze uymuyor. Şu kısmı benim ticaretime engel oluyor. Hepimiz kendimizce hesap ettiğimiz kısımlar. Hele hele ki bazı kısımlarını, bazı noktalarını. Yakın zamanda yaşadığımız bir olay. Hayvanlar mı katledildi? Bilmem ne mi oldu? Gibi. Değerli kardeşlerim, Allah'ın herhangi bir hükmünü beğenmemezlik göstermek, Kur'an-ı Kerim'in tamamını beğenmemekle aynıdır. Yani kişiyi dinden çıkaran çıkarmayan ayrımına dikkat etmemiz gerekir. Yeterince açık olmuştur herhalde kelimelerimiz. Rabbim kendisine layık kul, Habib edibine layık ümmet eylesin. Rabbim hicretini anlayabilmeyi bizim de günümüzde nefsimizden, uygunsuz ortamlarımızdan, işlediğimiz, fütursuzca rahatça işlediğimiz günahlarımızdan helallere hicret etmeyi, Allah'ın emirlerine hicret etmeyi bizlere nasip eylesin Rabbim. Kendisine layık kul, Habib edibine layık ümmet eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.